Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 80. bölüm fragman değerlendirmesini sizler için detaylı, ayrıntılı yapmaya çalışacağım. Ama detaylara geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle kanala abone oluyoruz. Videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayaraktan sonrasında bildirim butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonrasında açıklamalar kısmında hem diziye ait Facebook grubu ve tabii ki sayfası mevcut. Hem de iletişim adreslerimiz mevcut. Instagram, Twitter, Facebook adreslerimiz mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Yapmanız gereken işlem açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize katılıp aynı zamanda diziye ait grup ve Facebook sayfasına katılmak. Bu arada bir anket sorumuz gelsin. Sizce bu bölümde, izleyeceğimiz bu bölümde gerçekten diziye katılacak olan hanımefendinin yakınlık derecesi Fikret'le alakası var mı yok mu? Fikret'le yakınlığı var diyenler yorumlasın. Hayır, Fikret'le hiçbir yakınlığı yok. Sıradan bir oyuncu Çukurova'ya ziyarette bulunuyor veya iş amaçlı bulunuyor diyenler beğensin. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Çünkü Fikret'in telefonla görüştüğü bir görüşme oluyordu ama kiminle görüştüğünü bilmesek de bu İstanbul'dan geldiğini düşündüğümüz ve tabii ki Demir'le tanışacak ve daha sonrasında Züleyha'nın tahtına oturacak olan bu hanımefendinin Fikret'le ilgi ve alakası var diyenler yorumluyor. İlgi ve alakası yok diyenler beğeniyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım kimin tahmini doğru çıkacak. Evet arkadaşlar, videomuzun ayrıntılarına geçecek olursak aslında normalde Züleyha normal hayatına dönecek. Çünkü dönmesi gerekiyor. Artık birazcık dizide puan bonus toplaması gerekiyor. Yani Hünkar Hanım gibi diziden çıkmadan önce etrafa mutluluk, sevgi, saygı, iyi niyet, güzellik dağıtmaya çalışacak. Yani aslında daha önce senaristin yaptıklarından hiç yabancı değiliz. Çünkü Hünkar Hanım konusunda bu konuda bonkör davranmıştı. Her ne kadar Yılmaz için bu iyi niyeti yapmasa da senarist, yönetmen, tabii ki Yılmaz iradesi dışında çıktı. Çünkü Yılmaz da elbette ki çıkarmayı düşünmüyordu. Yılmaz'ı uzun süre dizide oynatmayı düşünüyordu. Arka planda anlaşmazlıklar, yani ticari kavgalar olduğu için Yılmaz'a tabii ki iyi niyetle yaklaşmadı. Normal sıradan bir ölüm düzenledi ve Yılmaz'ı diziden çıkarttırdığı gibi aynı şekilde unutturacak. Şimdi sıra kimde? Artık bu saatten sonra bunlar üzerine konuşabileceğiz arkadaşlar. Her ne kadar bazen tahminlerimizde yanılsak da ama çoğu zaman da tahminlerimizde doğru çıktığımız doğrudur. Hepiniz bunu geçmiş paylaşımlarından görüyorsunuz. Yani aslında şu an için hedefte benim bakış açımdan Feykeli ve tabii ki Züleyha. Bu ikisinin çıkma olasılığı var. Özellikle arkadaşlar bu Beyce'nin 3 ay sonradaki altını çizmeye çalıştığı, 3 ay sonra her şey güzel olacak demek istediği, acaba Feykeli'nin hayatına kastetme olasılığı var mı? Bunu görebiliriz. Buna dikkat edelim. Çünkü Behice'de plan, oyun bitmiyor. Bunu hepiniz az çok biliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar Gafur köşeye sıkıştı. Saniye'ye ait tapuları satmış. Arazileri satmış. Daha doğrusu rehin bırakmış. Ve bunu 6 ay sonrasında borç almış olduğu o 2000 markı teslim etmezse anlaşmış olduğu kişiye tabii ki tapular satılacak ve Saniye'nin tapuları satılacağı için Gafur köşeye sıkışacak ve köşeye sıkışmamak için Saniye'yi bir daha üzmemek adına Gafur büyük ihtimalle Behice'yi ele verebilir. Yani Demir'e ihbar edebilir. Çünkü Demir hala katilin kim olduğunu soruyor, araştırıyor, merak ediyor ve ortaya bir ödül koymuş annesinin katilini
Ve bunu söyleyene verecek ödülü ve Gaffur bu ödülden haberdar olduğu için, Gaffur paraya ihtiyacı olduğu için ve Gaffur'un parayı sevdiği için bu konuda aslında Behice'den kurtulmak isteyecek ve Behice'yi ele vermek için çaba gösterecek. Bunu görebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar diziye dahil olan hanımefendinin benim kişisel düşüncem bence Fikret'le yakınla ilgisi var diye düşünüyorum. Fikret'in belki de sevgilisi, belki de kız kardeşi, belki de yakın bir akrabası ve bilerek belki de Demir Yaman'a yakın olmasını istiyor. Aslında Demir Yaman'ı içten içe fethetmeyi düşünüyor. Yani Fikret'in çünkü 79. bölümde ve 80. bölümde izleyeceğimiz Adnan Yaman'ın mezar taşını kırması, yani Fikret'in Yamanlara karşı olan kini ayan bayan ortada arkadaşlar. Ve Fikret artık intikam peşinde olacak. Fikret artık Demir Yaman'ı acıtmak isteyecek ve tabii ki bu hanımefendiyle de bir bağının olabileceğini düşünüyorum, düşüncesindeyim. Ve Fikret'in artık bu saatten sonra neden Demir'le alıp veremediğini, neden Yaman'larla alıp veremediğini herhalde deşifre edecek gibi görünüyor. Yani arkadaşlar yavaş yavaş Züleyha ekranlardan silindirilmeye çalışılırken bu yeni diziye dahil olan hanımefendi Züleyha'nın yerine geçmeye başlaması, çünkü Demir Yaman tanışır tanışmaz bu hanımefendiden elektrik aldı ve elbette ki aslında senarist ve yönetmenin tabii ki İsteği doğrultusunda oluyor bunlar. Yani nasıl ki Sevda Hanım diziye hiç ummadığımız bir anda dahil olduysa, nasıl ki arkadaşlar tabii ki Fikret'in diziye dahil olup Yılmaz'ın neredeyse ilk girer girmez bütün dikkatleri üstüne topladıysa, aynı şekilde bu hanımefendi de bütün dikkatleri üstüne toplattıracak. Ve arkadaşlar tabii ki Züleyha'nın yerini tutmasa da yönetmen Züleyha'nın yerini oynatacak onu. Ve Züleyha'nın 80. bölümde çıkma olasılığını ben görmüyorum. Birkaç bölüm sonrasında çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum. Yani ilk hedefte çıkacak olan oyuncu şu an için Züleyha arkadaşlar. Ve tabii ki önümüzdeki birkaç bölümde bunu görme olasılığımız olacaktır. Hemen anında olacak diyemiyorum. Çünkü birdenbire Yılmaz'ın gidişatından sonra reytingler yerlerde sürünürken kalkıp da Züleyha'yı çıkartmak diziye intihar olacaktır. Böyle bir intiharın altına imza atmayacağı için senarist ve yönetmen elbette ki yavaş yavaş alıştıra alıştıra Züleyha'yı da çıkaracaklar. Yani var olan şu anki yüzlerle diziyi sürdürmeye çalışacaklar. Yani yılların 3 yıllık dizide oynayan dizinin başrol kahramanlarıyla değil, yeni yeni tanınan, bilinen ve yani Züleyha ve tabii ki Yılmaz kadar güçlü olmayan sahne yüzleriyle diziyi sürdürmeye çalışacak yönetmen. Yani dizi artık aşk, sevda, mutluluk, acımasızlık, artık aklınıza ne gelebiliyorsa, hangi amaçla izliyorsanız bu dizi yerine sıradanlaşmış normal ağalık, kölelik düzeni üzerinde sürecek. Yani dizinin içinde aşk, sevda olmayacak. Aslında şu an için Demir ve şu hanımefendinin, yani yeni dahil olan hanımefendinin, çünkü dizdeki ismini bilmediğiniz için hanımefendi diyorum arkadaşlar, tanışmaları aşk gibi gösterilse de, çünkü Demir'in geçmişte Züleyha'ya ne kadar aşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Yılmaz'la ne tür mücadeleler içerisinde bulunduğunu bildiğimiz için şu an bu saatten sonra Demir'in bir başka hanımefendiye tutulmuş olması çok saçma gelecek. Bu saatten sonra izleyicinin çok fazla umurunda olmayacak. Ama yönetmen elbette ki allem edecek, kallem edecek, izleyicinin gözüne sokmaya çalışacak. Evet arkadaşlar, bizler 80. bölümde Züleyha'nın dizideki sevdirilmeye çalışılan, yani arkasında
iyi niyet bırakmaya çalışan bir Züleyha izleyeceğiz ve Behice'nin komplolarını izleyeceğiz ve Fikret'in Yamanlara karşı olan kininin, nefretinin sebebini öğreneceğiz ve tabii ki Demir Yaman'la tanışan bu yeni hanımefendinin Demir'le ilgili yavaş yavaş iletişim kurması, samimiyet kurması ve niçin gelmiş, neden gelmiş bunları öğreneceğiz. Benim görüşüm, Fikret'le yakın akrabalığı var düşüncesindeyim. Fikret'le ilgisi var diye düşünüyorum ve bu Fikret'in talebi doğrultusunda diziye dahil olmuş, yani Çukurova'ya gelmiş ve Demir Yaman'ın tabii ki kuyusunu kazma derdinde olduklarını düşünüyorum. Yani Yılmaz'ın Demir Yaman'ı yok edemedi. Yılmaz'ın Fikret'in eliyle yok olacağını göreceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım şu an için bunlardan ibaret. Tabii ki farklı gelişmeler olursa sizler için değerlendireceğim. Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Sadece bu diziyle arkadaşlar, herhangi bir diziden haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abone butonuna tıklayarak abone olmanız. Sonrasında bildirim butonunuzu açmanız ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp iletişime geçip takip etmeniz. Aynı zamanda dizinin de Facebook grubu ve sayfası mevcut. Onlara da katılabilirsiniz. Sırasıyla arkadaşlar, öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklıyoruz, abone oluyoruz, bildirim butonumuzu açıyoruz ve açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime takılabilir, katılabilir, abone olabilir ve diziye ait grup ve Facebook adresine katılabilirsiniz aynı zamanda. Ayrıca anket sorumu yeniliyorum. Sizce bu hanımefendi Fikret'le bir akrabalığı var diyenler beğeniyor. Hayır, Fikret'le bilgisi yok diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşü var diyenler yazıyor. Bakalım kimin tahmini doğru çıkacak. Diziye dahil olan hanımefendinin Fikret'le akrabalığı olan olduğunu düşünenler beğensin. Hayır, yok diyenler yorumlasın. Farklı görüşü olanlar yazsın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Gözünüz kulağınız bende kalsın. Her an yeni paylaşımlar gelebilir dostlar. Esen kalın.